Ne? Evet efendim. O yüzden bakalım ne buldu. Arkadaşlar, bakın stresten şey yapamadım, sinirden konuşamadım yani. Beklenen, yani ben bu kadarını beklemezdim. Merhabalar efendim. Ben son oyuncaktan Gökçe. Arkamdaki hanımefendi son oyuncaktan Mestan. Orada Orada. Ve bugün sizlerle sevgili Crusader Kings 3'e bir adım atıyoruz. Daha önce çok az oynadım. Biraz da Europa Universalis 4 geçmişim var. Bakalım elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Göreceğiz, beraber keşfedeceğiz oyunu. Az çok biliyorum. Şimdi ben yeni oyuna bastım. Böyle önceden seçilmiş çeşitli karakterler var oynayabileceğimiz. Büyük ihtimal eğlenceli olarak bizim için seçilmiş ve belki kolay olarak bazıları, bakınız, easy diyor, medium diyor. Ama biz şöyle daha az gidilmiş yola gidip kendimi seçelim istiyorum efendim. Böyle yaptığım zaman kahvemden bir yudum alırım ve istediğimiz tüm haritada istediğimiz, bu arada harita çok hoş değil mi? Harita çok hoş. Harita çok hoş yani. Çok hoş olmuş harita efendim. İstediğimiz ülkeyi seçebiliyoruz. Ben Kastile göz koydum. Genelde eğlenceli bir zaman o İspanya tarafları için. O nedenle direkt oynayalım istiyorum. Create Your Own Ruler diye bir şey geldi. Oyun şu an duraklatılmış durumda, merak etmeyiniz. Create Your Own Ruler diye bir mekanik çıkardılar yeni bir patch'te. Kendi ruler'ınızı da oluşturabiliyorsunuz artık istediğiniz gibi. Tabii çok gudubet karakterler oluşturuldu bu çıktıktan sonra. Ben henüz denemedim. Şimdi çok zaman alacağı için ona girmek istemedim açıkçası. Efendim, şöyle küçük bir giriş yapalım. Diyor ki lifestyle seçmedin. Burada yukarıda bildiğiniz gibi sevgili şeylerimiz çıkıyor efendim. Uyarılarımız çıkıyor. Oyun bize yardımcı oluyor. Bu arada Crusader Kings 3 önceki Paradox oyunlarına göre biraz daha iyi iş yapıyor oyunu anlatmakta. Örneğin mesela küçük bir ayar yaptım ben seçeneklerden. Şu kutulara sabitleyerek tek tek hepsinin içine girebiliyorum. Ta ki ben mouse'umu üzerinden çekene kadar. Bayağı faydalı olabiliyor çünkü bayağı tooltip koydular bu sefer. Maviler tooltip. Hemen hemen her bilgiyi oyunun içinden direkt alabiliyorsunuz. O nedenle bayağı takdir ettim sevgili Paradox'umuzu. Önce bir sevgili Sancho'yu, yani bizi tanıyalım. Crusader Kings'i bilmeyenleriniz varsa arkadaşlar, bu bir dynasty, bir aile simülatörü diyeyim. Amacınız o ailenizi sürdürebilmek, yani o ailenizi, hanedanınızı sürdürebilmek. Diye yani kazanmaktan kastımız soyunuzun bitmemesi oluyor genel olarak bu oyunda. Efendim, öncelikle oğlumuz bizden nefret ediyor gördüğünüz gibi. Pek hoşlanmıyor diyeyim ya da şimdilik. Eksi 51 bize karşı olan düşüncesi. Bizi rakip olarak görüyor. Bu da bu nedenleymiş. Gördüğünüz gibi burada her şeyin açıklamasını görebiliyoruz. Sevgili Sancho'ya baktığımızda, yani kendimize bir baktığımızda, efendim, bayağı bir yerin Aerys, 15 tane, 18 tane title'ın, unvanın Aerys, yani bize düşmesi olası. Efendim, evlenmemişiz henüz. Bunu hemen gidermemiz gerekecek. 30 yaşındayız. Burgos'tayız. Tabii ki Kastil'in kralıyız. Kral olduğumuz bölgede en fazla toprak bize ait olduğu için oranın kralı biz sayılıyoruz. Demek olmuyor ki Kastil'deki tüm topraklar bana ait demek olmuyor efendim. Buradan da zaten onlarla ilgili işte bu tooltipler bayağı iyi bilgi alabiliyoruz. Burada bizden önce gelen aile üyelerimiz, burada kardeşlerimizi görebiliyoruz. Kardeşimiz de bizden nefret ediyor. Sadece oğlumuz. Bir dakika, bu aynı kişi yahu. Aa, bizim Eir'imiz kardeşimizmiş, oğlumuz değilmiş ya. Evet, kardeşimiz Eir'imiz. Nefret ediyor, evet. Ben de ondan nefret ediyorum şu an yani. Sorun değil.
Efendim, şöyle bir genel bakıyorum. Bir hatırlamaya çalışıyorum bakalım. Tamam, bana uyar. Burada ilişkilerimizi görebiliyoruz. İşte rakiplerimiz, arkadaşlarımız. Harika bir şövalye ve arkadaşımız. Şu sevgiye bakınız. Artı 56 çok değil aslında. Efendim, kortumuzdaki insanları görebiliyoruz. Çok önemli bir oyunda kort. Ve de altımızdaki bize bağlı olan toprakların sahiplerini görebiliyoruz efendim. Vessel'larımızı görebiliyoruz. Falan fişman. O zaman biz gidelim. Madem lifestyle seçmemiz isteniyor. Önce bir şu özelliklerimize bakalım. Diplomasimiz kötü. Anladığımız bir iş değil. Marshall yani savaş işleri diyeyim. Harika. Bundan yürüyelim diye düşünüyorum. Stewardship, intrigue, learning de çok faydalı bir skill bu oyunda. Hepsi çok faydalı bir skill tabii. Öyle bakınca. O zaman biz Marshall'dan devam edelim efendim. Seçebileceğimiz Marshall'da 3 tane yol var. Buradan gördüğünüz gibi. Şunlar şu an açılmış durumda mı? Öyle görüyorum, evet. 5 tanesi açılmış. Şurada görebiliyoruz. Nelerimiz varmış? Bayağı havalı. Şimdi o zaman Marshall artı 3. Marshall Experience 30. Dread veriyor bu. Prowess veriyor. Prowess ne işe yarıyor? Kişisel olarak kombattaki şeyini. Mesela düellolarda olabilir diyor. Ya da işte sanıyorum eğer kendi ordumuza komutanlık yapıyorsak onda da faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Onu almayacağız. Attraction opinion advantage. Bu güzel. Bu advantage olayı güzel. Alabiliriz o yüzden bilemedim. O zaman Chivalry'yi alalım bakalım. Alalım bakalım. Şu an lifestyle focus'umuz Chivalry oldu efendim. Şu an zaten koyabileceğimiz bir skill point olmadığından, bir perk olmadığından buradan çıkıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi uyarı da gitti. Evli değilsiniz. Özel hayatımıza karışılıyor efendim. Kendimize bir eş seçmemiz diplomatik açıdan inanılmaz derecede faydalı. Oo efendim. Tuscany'nin düşesi. Yani bayağı bir prestij var şu ortamda. Bir bakalım. O bizden daha çok prestij alıyor. Biz almıyoruz çünkü biz King'iz. Yine de daha yükseğiz bir düşesten ya da dükten. Ama bayağı hoş bir evlilik olabilir diye düşünüyorum. Matrilineal yaptığınız zaman efendim çocuklar kadının tarafına doğmuş oluyor. Sizin tarafınıza doğmamış oluyor. Hook bu oyunda olan bir intrig özelliği. Hook da mesela birisi hakkında bir sır biliyorum. Onunla şantaj yapabiliyorum ama şu an öyle bir şeye gerek yok zaten kabul ediyor ve zaten bir hukumuz falan yok bulmamız gerekir ilk olarak. O zaman evliliğe adım atıyorum arkadaşlar. Yani direkt Tuscany'nin düşesini gördüm şimdi başkası kesmez bence. Buyurun. Gönderdik efendim. 6 tane okunmamış mesajımız varmış. Onlara da bir bakalım sonra oyunu devam ettireceğim. Mayor Arias bizi sevmiyormuş. Peki. Pek sevmiyormuş yani. Çok sevmiyor diyemem. Neden? Neden böyleyiz arkadaşım? Şimdi bu bir scheme. Yani başarısız olma olasılığı var. Bizim bir kortumuzu görmek isterim ben. Council'ımızı görmek isterim. Spasm'ımız yok. Efendim. Spy Master'ımızı görmek istiyordum. Evet. Tam da görmek istediğim kişi sendin Count Pedro. Şimdi. Sen önce bir support schemes yapalım. Ki bizim kurduğumuz çakalca planlara
destek verebilsin. Çünkü çok büyük bir etkisi olabiliyor. Harika bir Spy Master değil kendisi ama idare edeceğiz şu an. Yani Marshall'ımız iyi. Marshall'ımız helal yani Marshall'ımıza. Count Munio saygılar. Efendim o zaman neredeydi bizim sevgili eleman? Bu sevgili elemana biz sway yapacağız yani. Madem oyun böyle bir şey yapmamı istiyor. Yapayım ne olacak yani. %95 başarı şansı var ve 16 ay sürecek. Efendim sen bir çekil. Sen bir çekil artık aradan evladım. Archbishop'ımız bizi desteklemiyor. Archbishop'ımız gıcık. Kendisini şurada da görebiliyoruz. Pelayo neden böylesin canım? Olay ne yani? Hı? Şu an kendisine bir şey yapmayacağım çünkü sanıyorum tek skim yapabiliyorum. Evet, o nedenle kendisini şu an bırakacağım. Evet, bu arkadaş Council'da yer almak istiyor, o yüzden bütün derdi. Learning'i 12 ve Archbishop beni sevmiyor. Yani buradaki bağlantıyı görebiliyor musunuz? Ben bu arkadaşı Council'e alabilir miyim? Ama bu title o title değil efendim. Bu title kendisine toprak vermek olur. O nedenle hayır diyeceğim ama... Hazırda bekliyor değil mi? Bana uyar ya. Count Eneko. Count Eneko mu? Hayır canım. Cancel. Archbishop'ımızı değiştiremiyoruz. Bu beni üzer. O zaman devam edeceğiz kaldığımız gibi. Archbishop'a da bir artık yalakalık yapacağız yani bir noktada. Efendim. Tamam. Bu council position bekliyor ama yani işe yarar tek tarafı resmen learning. O da Archbishop'ın işi. Gördüğünüz gibi. O nedenle olmaz bu iş. Arias'cığım. Seninle diğer yollardan barışacağız. Savaş olayı. Büyük olay. Şu an açabileceğimiz 4 tane savaş varmış. King Alfonso, yani kardeşimiz olsa gerek değil mi? Evet, kardeşimize savaş açabiliriz. Neden olmasın? Efendim, bunlar Casus Belli'miz olduğu için oluyor. Casus Belli'lerde savaş nedeni yani. Bir savaş nedeniniz olmadan savaş açamıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir mantık var oyunda. Şükürler olsun ki. Ama bu nedeni uydurabiliyorsunuz. Biraz zaman alıyor ama bir uydurma bir neden. Tıpkı gerçek hayat gibi yaratabiliyorsunuz efendim. Ama şu an öyle bir derdimiz yok. Ben sadece bakıyorum. Title'lar yapabiliriz diyor. Ama şu an yeterince zaten altınımız da yok. Bunlar bekleyebilecek şeyler zaten. Sadece oyun bize bilgi veriyor. Seçeneklerimizi sunuyor yani. Bunlar da air durumumuz şu anki. Baya bir şeyin air'iyiz. Efendim oyuna başlayalım. Şu an oyunun hızını görüyorsunuz. Normalde daha hızlı yapabiliyoruz. Ben Matilda. Evlilik teklifinizi kabul ediyorum diyor efendim. Ve bize bir dizi övgü veriyor. Hoş geldiniz sevgili eşimiz. Şurada görünürseniz seviniriz. Efendim. Royal Aid alabilirmişiz bu harika evliliğimiz karşısında. Ama bunu reddedip yani parayı reddedip prestij de kazanabiliriz ki o da çok değerli ama ben parayı alacağım şu an. Teşekkürler. Efendim bir şöyle. Bu adam bizi gitgide daha da sevmemeye başladı. Bu beni endişelendiriyor efendim.
Adamı sway yapıyoruz ama uzun sürüyor. Biraz hızlandırabilmemiz için şöyle küçük bir rüşvet verildi efendim. Okumadığımız... Bir bakalım sen kimsin? Ben seninle ortaklık, ittifak kurmak istiyor muyum öncelikle? Evet. Bir görelim, bir görelim. Kendisi bizim kuzenimiz olur. Efendim. Nayara'nın yöneticisi şu an kendisi. Yani bizim zaten bir alliance'ımız yok mu senin arkadaşım? Sen Kastil toprakları içinde bir insansın. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Uzatılan ele hayır demem. Harika. Harika sevgili kuzen. Görüyorsunuz ki gün geçmiyor. Bir çirkinlik, bir terbiyesizlik bu oyunda ortaya çıkıyor. Efendim, evet, evet. Bir hastalık durumuyla karşı karşıyayız. Zaten beni sevmiyor adam. Stres kazanma durumumuz var. Stresi nereden görüyorduk onu unuttum. Sanıyorum kendi ekranımdan görebilirim diye düşünüyorum şöyle. Stres, stres, stres. Stres istemiyoruz arkadaşlar. Stressiz bir yaşam istiyoruz. Neyse bulamadım şu an stresi ama bir yerde görünüyordu o ya. Heh, buradaymış. 88 stres de bayağı çok ha. Payetimiz de düşük ama artıyor şu an aylık olarak gördüğüm kadarıyla. Of, hastalığı kapma ihtimalimiz var. Ya tamam, nefret etsin benden. Ama %50 bu da ya. Deniyorum. Göreceğiz. Olan oldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle çevremize bir göz atalım diye düşünüyorum. Sevgili kardeşim. Leon'un kralı Alfonso. Cesur Alfonso. Ah! Evet! Evet! Arkadaşlar, Archbishop'ımız felaket bir suç işledi. Yerel rahiplere falan yalan söyleyip duruyormuş kendisi. Kendi planlarına alet etmeye çalışıyormuş. Hayır. Hayır. Endorse yaparmış yalnız arkasında durursak. Yalnız çok fazla payeti kaybedeceğim bunu yaparsam. Prestij okey de. Prestiji kazanırım. Adamı gönderemiyorum. Hayır, adamı gönderebilecek olsam tamam bunu seçeyim. Savunuyorum kendisini arkadaşlar. Ve artık artık bir derdimiz daha az var yani. Bir oyunu durdurayım 2 saniye. Şimdi Ward versem kendisine ki harika bir intrigi var. Of. Bu skimin ben başarılı olacağını hiç düşünmüyorum. Evet efendim, gördüğünüz gibi yani bu kazma spy master'ımız nedeniyle o iş olmaz yani, öyle söyleyeyim. Bir bakalım kim var başka? Başka bir vessel'ımız var. 19. Intrigi. Şöyle özelliklerine de bakıyorum. Ve bu arkadaşı işe alıyorum. Düzgünüm Pedro'cum.
İşini daha iyi yapacaktın Pedro'cum. İşinde daha iyi olacaktın yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi mesela değişen bir şey oldu mu acaba diye düşünüyorum. Murder Scheme'in. Çok fazla değil. Bu olacak iş değil arkadaşlar. En azından şu an için olacak iş değil. Onun yerine şöyle topraklarına biraz bakmak istiyorum. Kız kardeşim. Kız kardeşimle aram kötü değil. Kendisine küçük bir hediye göndersem diyorum. Şöyle çok para ya. Çok para yani. Çok para. Hayır, vermiyorum. Niye daha azını gönderemiyor? Öyle hediye mi olur ya? Bütün kraliyetin yarı parasını verdim yani kadına. Ya kız kardeşim, arkadaşım ne romansı kız kardeşim ya. Ah bu oyun. Bu oyun ve terbiyesizlikleri yani. Bu arada bir ekran geldiğinde oyun otomatik olarak duraklatılıyor. Şuradan fark etmişsinizdir. Yani görmüyorsunuz ama şunu gördüğünüz zaman duraklatıldı demek ve bunu kapattığımda devam edecek demek oluyor. Marshall Lifestyle Experience için yaparım yani. Ha, bir saniye ikisi de. Respected Figurehead neymiş? Reinforcement Rate. Askerlerin yani tekrar kazanılma hızı gibi bir şey. Ben Opinion'ı tercih edeceğim şu an çünkü henüz savaşa girmeyi düşünmüyorum efendim. Bu zaten benim en iyi arkadaşım olan arkadaş değil miydi? Zaten evet. Beni çok seven sevgili arkadaşım. Şu an stres durumumuz kötüydü diye hatırlıyorum. Ayyaş traitini kazanabiliriz efendim. Ben Rodrigo'yu en iyi arkadaşım yapma seçeneğini tercih edeceğim. Sevgili Rodrigo, oralarda harcanıyorsun bence. Efendim, o zaman şöyle. Sevgili Rodrigo'ya bir gidelim. Rodrigo harika bir insansın. Count Munio'yu atıp seni alasın var şuraya yani, öyle söyleyeyim. Kendisi yaşlı zaten. Ama. Bu arada herkesin böyle sülalesine kadar da inebiliyoruz arkadaşlar. Ama şu an bir şey yapmamayı tercih ediyorum. Efendim, kız kardeşimle aramı hala iyileştirebilmiş değilim. Şu an support scheme yapıyoruz. Ama kendisine find secrets yaptırmak da istiyorum ama şu ya aslında umurumda mı benim ya? O mayır umurumda mı benim hala? Niye umurumda ki? Niye umurumda yani? Bence değil. Bence değil. O mayırı bulabilirsem bakacağım ama sanırım kortumdan çıkardığım için göremiyoruz da. O bana bir yamuk yapar bir noktada efendim. Neyse. Ben diyorum ki sevgili yoldaşım, biricik arkadaşım, en yetenekli insan lütfen gel. Bu arada cancel demişken pardon, court demişken bir court'umuza bakmak istiyorum. Ve bir de desirable match. Oo. Çok güzel. Herkese evlendiriyoruz arkadaşlar. Bir hemen bir saniye şu
Intrigue'e bir bakalım nasıl gidiyor. 11 ay daha var. Hala bizden nefret ediyor. O kadar önemli misin dostum? O kadar önemli misin sence? 11 ay daha bekleyecek kadar yani. Bilmiyorum. Sanmıyorum. Action'lar bir şey yok şu an. Major decision'larla işimiz yok zaten. Ben military'e bakmak istiyordum. Yedilerimiz efendim. 7 tane knight'ımız var. Aa, güzel. Güzel. Efendim. İzin veriyor muyuz knight olmasına? Sevgili arkadaşımızın. Vermek istemiyorum bir yandan. Bir yandan da çok faydalı olabilir bize. Ya benden nefret eden knight'ım niye var bir kere? O da ayrı bir konu. Efendim, şöyle bir bakarsak 7 knight'ımız var. Şurada. Efendim. Bunun olayı ne? Sen benim kortuma gel dostum. Gel sen. Seni kortumda istiyorum. Hatta seni ben Council'ümde de istiyorum sanırım. Yani şu yeteneksiz şu kazmanın yerine seni istiyorum yani steward olarak istiyorum. Yalan değil. Bayağı düşman ediniyorum bu arada bunları yaparken ama çok büyük bir dert olacağını zannetmiyorum efendim. Şu intrigi bir daha düşünmek istiyorum ama neyse biraz devam edelim. Hatta biraz daha hızlı devam edelim. Kahve içelim. Aylar geçsin. Biz bir çevremize bakmaya devam edelim. Dünyada neler olup bitiyor? Şu büyük harita çok tatlı değil mi? Sizce de? Çok hoş değil mi böyle bir haritaya çıkabilmemiz? Sonra böyle tekrar gelebilmemiz efendim. Benim çok hoşuma gidiyor. O zaman biz şöyle countylerimizi biraz incelemeye devam edelim efendim. Sen artık kankamız sayılırsın. En fazla toprak bizde olduğu için kral biziz. Alem buysa kral benim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet, sonunda Alfonso ile ilgili bir şeyler çıktı efendim. Sevgisiz evlilikleri bana güzel bir fırsat vermiş. Ben Alfonso ile uğraşmak istiyorum efendim. Bir gizli, sahte bir aşk mektubu koydum aralarına. Çünkü sevgili Alfonso, nerede sevgili Alfonso? Alfonso'cum. Alf. Pardon. Ah tamam, bir saniye. Ah, inanmadı. İnanmadı. İnanmadı arkadaşlar. Karısına güveniyormuş adam yani. Ne olur yani. Her karar için de bana gelmeyin yani. Anlatabiliyor muyum? Navara. Efendim şöyle bir realmimize bakarsak realmimiz tüm toprağımızı içeriyor. Yani domainimizi ve vassallarımızı içeriyor efendim. Ben şöyle vessel'larımıza bir bakmak istiyorum da. Marshal perk'ümüz açıldı. Bir saniye durdurayım. Ona da gidelim biraz sonra. Şimdi halihazırda bizim çok pardon intrik. Ya daha uğraşmayalım artık bu adam. Bıktım yani. Bıktım ben bu adamdan ya. Tamam. Bırak skimi. Gel bakalım Council'e. Find secrets ya. Find secrets.
Aynen yani bana Leon'da Secret bul abicim. Bul. Kendisiyle ilişkimiz iyileşiyor herhalde bunu yaptığımız zaman. Eninde sonunda belki kortumuza çağırabiliriz bu ablayı. Öyle gibi anladım ben bu olayı. Böyle ufak tefek olaylar, ona küçük sürprizler yap tarzı. 4 okunmuş mesajımız var. Evet, Man at Arms rekrut etmemiz gerek diyor efendim. Niye ben paralı asker alıyorum? İlginç. Niye alıyorum? Levilerim bana... şöyle tabii. Bu paralı askerler, yani profesyonel askerler bizi asıl şeye taşıyacak olanlar. Victory dediğimiz zafer efendim. Ben Pikeman'ı almak istiyorum. Şu an paramız yeterli. Hatta bir bölük Pikeman daha. Ve de eğer çıkartmaya gidecek olsak ona göre alırdım ama şu an için Pikeman'la idare edeceğiz diye düşünüyorum efendim. Daha, bir bölük daha var ya. Var. Pahalı ama almak gerekiyor. Tabii Mercenary değil bunlar. Mercenary'ler daha farklı bir sınıf. Tek seferlik ödeme yapıyoruz bu arkadaşlara. Zaten öyle bir paramız yok. Zaten savaşta değiliz yani. Bunların birini gönderebilirim şu an için ama neyse kalsın. Oyun yine beni dikkatimi dağıtmayı başardı gördüğünüz gibi. Tamam, şu an şurada secret arıyoruz değil mi? Aynen öyle. Kontrol ederim bir intrigden. Henüz bir şey bulunmadığı için bir şey göremiyoruz ama şu an sevgili Spy Master'ımıza gidersek göreceğimizi düşünüyorum efendim. Evet. 6 ay daha arayacak burada bir sır. Çünkü sevgili Alfonso'yu bir şekilde ortadan kaldırmamız gerekecek. Ya da aradan çıkarmamız gerekecek. Wink wink yani. Bir şekilde. Ha, demek öyle. Bu arkadaşımız bir suç işlemiş. Hain, hainmiş kendisi efendim. Kendisini hemen hapse atıyorum. Bakalım oyun kabul ediyor mu? Evet efendim. Etti. Şimdi bu sevgili imprisoned ablamıza gidiyorum. Ve diyorum ki paran varsa gel bırakayım. Böyle bir hayat. Bizimki böyle bir hayat arkadaşlar. Şöyle bir hukuku kabul ediyor mu? Ediyor. Ama bizi sevmemeye devam edecek. Bana sorun değil. Bana sorun değil. Bir de V-Cup kazanalım ki ileride kendisine karşı kullanabilelim yani. Lütfen hanımefendi. Hainlik, ihanet yaparken düşünecektiniz onu. Hukuklarımı da şuradan görebiliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi efendim. Bakalım. Emir Yahya coşmuş yine. Emir Yahya arkadaşlar eninde sonunda bize de saracak diye düşünüyorum efendim. Evet, şu an şu intrigin sonucunu beklemek istiyorum. Pardon. Alakasız bir olay oldu. Böyle random olaylar da oluyor. Kamp kuruyoruz. Sevgili askerler, hayalet var burada diye bıdı bıdı etmeye başlıyor. Girelim mi? Ortama girmeyelim mi? Şimdi Heightened Soldier Morale bayağı iyi bir seçenek. O nedenle alacağım 10 yıl boyunca. 11 günü kaldı şu olayın. Değil mi? Evet efendim. O yüzden bakalım ne buldu. Arkadaşım, arkadaşlar,
Bakın stresten şey yapamadım, sinirden konuşamadım yani. Beklenen, yani ben bu kadarını beklemezdim. Erkek kardeşim King Alfonso the Brave, kız kardeşim Infanta Uraka'yla bir terbiyesizce, ahlaksızca ve berbat bir ilişki yaşıyormuş. Bir Game of Thrones yani. Anlatabiliyor muyum? Peki. Kardeşimi... Kardeşimi blackmail için kullanabilir miyim? Hadi görelim. Evet, benden daha da nefret edecek. Neden ben bunları ifşa etsem aslında daha hoş olmaz mıydı? %100 kabul edecek zaten de. Merak etmiştim. Kabul etmezse ifşa edebiliyorum orada. Ama %100 kabul edecek. Weak hook. Weak hook mu ya? Bu resmen koca hook yani. Blackmail yapmayıp ne yapabilirim acaba diye düşünüyorum. Mesela şu sevgili ablaya falan söylesem olmuyor. Bir şey yok. Kız kardeşimiz nerede? Hadi o yaptı. Sen niye yani? Sen niye? Bu ablaya tabii kadın olduğu için daha büyük yaptırımları var böyle bir şeyin. Stronger kazanabiliyoruz kendisine yaparsak. Kendisini tarafıma çekip kortuma alıp... Sanırım ona yapmayı tercih edeceğim şu an için. Yaptık. Şantajımızı yaptık. Ahlaksız teklif. Eşimizi aldatma teklifi. Ya bu... Ya evet abi, bana bunlarla gelmeyin yani. Ben bütün olayı bitirdim. O 10 yılda kimse bana yılışmasın dedim yani. Eşimiz hamile arkadaşlar. Queen Matilda hamile. Bebeciği kollarıma almak için bekleyemiyorum dedim. Şu an bu arada skin bulma olayı devam ediyor. Hala gözümüz çünkü Leon'da olduğu için ve kardeşimin toprağında olduğu için. Şu notu bir durdurayım. Bayağı bir şey oluyor şu an. Biraz kazmaymış Count Anico arkadaşlar. O nedenle kendisine destek olacak mıyız? Olmayacak mıyız? Stres kazanacak mıyız? Bir saniye şöyle bir görmek isterim. Stres seviyemiz. Neredeydi stres seviyemiz? Yine unuttum. Bu da bir yerde miydi acaba? Ha, şuradaydı. Ha, 88'deyiz hala. Çok kötü değil. Ama yüzde yeni level oluyor efendim. Stresi kaldıramayacağım yani şu an. Ya bir ezeyim yani şu çocuğu. Öyle mi? Prestijimiz kaldırır. Yani şu... Eneko kim ya? Eneko kimsin sen? Necisin yani? Bir işe de yaradığın yok. Vessel'ımız ama adam aynı zamanda yani. Ya hadi ver stresi. Ver stresi. Ver stresi. Al. Al, başımıza gelen geldi. Stresi nasıl azaltacağız? Ben de bilmiyorum açıkçası. Beraber göreceğiz. Mr. Peanut Butter'ın dediği gibi let's find out yani. Şöyle bir bakalım. Stres
Stres müziğini de duydunuz. Sevgili Andreas Waldetoft. Efendim, oyunun müziklerini yapan. Tüm, hemen hemen tüm Paradox Grand Strateji oyunları gibi. Ben stresi nasıl düşüreceğimi anlayamadım bu arada. Ama göreceğiz. Fertility'miz düşüyor. Etkisi bu. Aynı zamanda mental break yaşama olasılığımız var. Büyük ihtimal eventlerle düşürecek olacağızdır diye tahmin ediyorum efendim. O zaman burada bırakmak istiyorum. Çünkü çok entrikalı, güzel bir yere geldik. Ve de gitmem gerekiyor efendim. Bu iki nedenden dolayı al. 2 saniye oyunu açtım. Mental break oldu bile. Dinimi değiştirebilirim. Evet, spor. Spora başlayalım. Tamam, varım. Spora başlıyorum. Bu kadar ya. Arkadaşlar hep söylüyorum zaten. Stres mi var? Spor. Bakın geçti. Efendim burada oyunumuzu durduruyorum. Hatta bir de herkesin önünde kaydediyorum. Hatta bir de yayın olarak kaydediyorum. Ki unutmayayım nerede kaldığımı. Ve şöyle sevgili OBS'imize dönüyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sonraki maceralarımızda bakalım ne entrikalar çevireceğiz efendim. Hoşça kalın.